Arkadaşlar merhaba, videolarımıza, genel kültür videolarımıza devam ediyoruz ve 41. sorudayız. Mevlana için her yıl kutlanan Şebbi Arus töreni hangimizde düzenlenmektedir? Tabii ki Konya'da arkadaşlar. Hepinizin bunu bildiğine inanıyorum çünkü Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabri de var orada, mezarlığı orada. Büyük bir ihtimalle de sizler de bunu biliyorsunuz. Şebbi Arus töreni de Konya'da kutlanıyor. Selanik hangi ülkededir? Yunanistan'da arkadaşlar. Selanik, Yunanistan. Sultan Sazlığı Milli Parkı hangi ilimizdedir? Sultan Sazlığı Milli Parkı Kayseri'dedir arkadaşlar. Sultan Sazlığı Milli Parkı Kayseri'dedir. Türkiye'de ilk kez çay yetiştiriciliği fikrini getiren ziraatçı kimdir? Zihni Derin'dir arkadaşlar. Türkiye'de ilk kez çay yetiştiriciliği fikrini getiren ziraatçı Zihni Derin'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı kimdir? Ali Fethi Okyar'dır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı Ali Fethi Okyar. Ulaştırma hizmetlerine ne ad veriliyor arkadaşlar? Lojistik, değil mi? Türklerin kullandığı en eski takvim hangisidir? 12 hayvanlı takvimdir arkadaşlar. En eski takvim Türklerin kullandığı 12 hayvanlı takvimdir. 1950'de Eni Aç adıyla üretilen ve aynı anda tüm dünyaya bilgi aktaran araç nedir? Şu an hepimiz kullanıyoruz. Bu videoyu bile ben bununla çekiyorum. Bilgisayar. 1950'de Eni Aç adıyla üretilen ve aynı anda tüm dünyaya bilgi aktaran araç bilgisayardır. Türk Medeni Kanunu hangi ülkeden alınmıştır? Türk Medeni Kanunu İsviçre'den alınmıştır arkadaşlar. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan dağ. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan dağ hangisidir? Ural Altay Dağı'dır arkadaşlar. Asya'yı ve Avrupa'yı birbirine bağlayan dağ Ural Altay Dağı'dır. 26 Nisan 1986'da Çernobil faciası hangi ülkede gerçekleşti? Ukrayna'da arkadaşlar. 1986'da Çernobil faciası Ukrayna'da gerçekleşti. Adaletiyle bilinen ünlü İslam halifesi kimdir? Hazreti Ömer'dir arkadaşlar. Adaletiyle bilinen ünlü İslam halifesi Hazreti Ömer'dir. Profesör Doktor Aziz Sancar çok yakın bir tarihte aldı. Hangi alanda Nobel ödülü almıştır? Haberlerde çıktı, uzun bir süre sosyal medyada kaldı. Nobel aldığı, ödül aldığı alan kimya alanıydı arkadaşlar. Kimya alanında Profesör Doktor Aziz Sancar kimya alanında ödül almıştır, Nobel ödülü almıştır. Dünyaya en yakın gezegen hangisidir? Venüs'tür arkadaşlar. Dünyaya en yakın gezegen Venüs'tür. İstiklal Marşı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ne zaman kabul edildi? Hepinizin bunu bildiğine ben eminim. 12 Mart 1921 arkadaşlar. İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiği tarih. 12 Mart 1921. Karatepe Aslantaş Milli Parkı hangi ilimizdedir? Osmaniye'dedir arkadaşlar. Karatepe Aslantaş Milli Parkı Osmaniye'dedir. Osmanlı Devleti'nde padişah imzasına ne ad verilirdi? Tuğra deniyordu arkadaşlar. Tuğra. Padişahların imzasına tuğra deniyordu. Türkiye'nin ilk fotoğraf müzesinin adı nedir? Ara Güler Müzesi. Ara Güler Müzesi. 2000 yılında UEFA Kupası'nı alan
tek Türk takımı hangisidir? Galatasaray'da arkadaşlar. Erkek arkadaşlarımız eminim bunu biliyorlardır. 2000 yılında UEFA Kupası'nı alan tek Türk takım Galatasaray'dı. Dünyanın her yerinde 12 saat gece, 12 saat gündüzün yaşandığı 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ne denir? Ekinoks diyoruz arkadaşlar buna. Gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks deniyor. Şimdilik bu kadar. Sevgiyle kalın. Başarılarınız daim olsun.